6. Büyüklük taslamaları Münafığın her adımını sinsice tasarlayarak gerçekleştirdiği bu eylemlerin bir sonraki adımı ise münafığın kibirli, ekabir ve üst bakan bir tavır ile Müslümanlara büyüklük taslamasıdır. Münafık bakışlarıyla, konuşmalarıyla, kullandığı üslup ve el kol hareketleriyle bu büyüklük iddiasını karşısındaki insanlara olabildiğince hissettirme amacındadır. Onlara değer vermediğini, saygı duymadığını, küçük gördüğünü fikirlerini ve sözlerini de kale almadığını göstermeye çalışır. Kendince yanlarındaki Müslümanların son derece akılsız ve saf, kendisinin ise müthiş bir zeka, akıl ve yeteneğe sahip olduğu inancındadır. Kendisine söylenen her hayırlı söze kibir ve enaniyetle, zübbelik ve küstahlıkla, bilmişlik ve kabalıkla cevap verir. Saygısızlığını en iyi ve en abartılı şekilde vurgulamaya çalışır. İşte münafığın haince planlarının küçük bir kısmı bu şekildedir ve Allah'ın Müddessir suresinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı yapılan bir münafık eylemi olarak bildirdiği bu tavırlar münafığın küfre benzer ahlakını çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ancak münafığın tüm bu sinsi eylemleri kasıtlı olarak ve hainlikle uygularken unuttuğu bir şey vardır. Allah münafıkları asla başarılı kılmayacak ve bu hasta ruhlu insanların İslam'a ve Müslümanlara zarar vermesine asla izin vermeyecektir. Münafık kendi hain ve kalleş dünyasında Kurduğu tuzaklar içerisinde boğulup kalacaktır. Oynadığı sinsici oyunlar dünyasının da ahiretinin de sonu olacaktır. Müslümanların onlara sunduğu tertemiz, nurlu bir hayatta huzur bulamayan ve küfre yaklaştıkça mutlu olacaklarını sanan münafıklar giderek küfrün zulmü içerisinde daha da büyük bir mutsuzluğa sürükleneceklerdir. Ahirette ise sonsuza kadar pişmanlık ve acı içerisinde en yakın dostları olan şeytan ile birlikte büyük bir azap yaşayacaklardır.